Latif Bey! Buyurun Sunan. Ne bu rezillik? Yani burada sabahtan beri insanlar haldır haldır çalışıyor. Herkes elini taşın altına koymuş. Yani evin çalışanları bugün tekne gezisine mi çıktı gerçekten? Kızcağız yoğunluktan bir aydır izin alamamıştı Sunan. Tamam. Yani bugün o gün mü gerçekten? Bugün mü çıkması gerekiyordu izne? Hepimizin işi başından aşkın ya. Ya ayrıca yani evin çalışanının, evin şoförünün, evin beyiyle böyle teknelerde gezmesi iyi mi yani? Normal mi? Herkes yerini bilsin. Uyarın. Abla ya, ödüm koptu. Kızım ne yapıyorsun sen burada? Yemedim odanızı, merak etme. Geldiğinizi gördüm de bir şey söyleyip gideceğim. Hadi bakalım inşallah. Gönder gelsin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ama sen asıl bence benimle dalga geçiyorsun. Ya buraya gelip gelip bana bir şeyler böyle söyleyip söyleyip gidiyorsun ya. Kusura bakma. Benim senin gibi böyle üniversitelerden cici cici arkadaşlarım yok. Ya da çalışanlarla tekne gezisine falan çıkmıyorum. Ne alaka şimdi? Sen Ayşe'ni mi kıskandın yoksa? Hı? Abidin abiyi mi kıskandın? Hı? Ne kıskanması ya? Ne alakası var? Çok biliyorsun sen. Ben seni uyarmaya geldim. Sen böyle ablanı gözden çıkart işte, aferin. Yarın öbür gün Ferit eski haline döndüğünde o Ece'nin omzunda mı, çalışanların omzunda mı ağlayacaksın yoksa gelip ablanın omzunda mı ağlayacaksın? Ya abla biz seninle düşman değiliz. Sen benimle niye böyle konuşuyorsun ya? Ya madem düşman değiliz o zaman niye benim kocam sizin yüzünüzden eve gelmiyor? Kızlar. Ya ne oluyor gene? Sesinizi duydum. Hiç. Anneciğim. Ablama gelmişler yine. Ya geldikleri gibi gitsinler o hal. Ya şimdi vaktimiz yok. Şurada akşama ne kaldı? Hem halanıza da bir gözüküverin kızlar. Kadıncağıza bir moral olsun. Tamam anne. Ya daha bunun kuaförü var, makyözü tamam, var, hazırlanacak. Tamam, tamam, tamam ya, tamam. Tamam. Geliyoruz biz şimdi. Bir şey konuşuyorduk, geleceğiz. Tamam, hadi. Tamam. Tamam, değil. Tamam, değil. Gelin bakayım şöyle. Gelin. Oturun bakayım. Ha. Şimdi deyin bakalım. Ne oldu gene? Yok bir şey. Olmasın bir şey kızım, ha? Kavga dövüşün sırası değil. Bakın kızlar. Onca sene iyi günümüz de geçti. Tamam kabul. Çokça kötü günümüz geçti. Ama yani bugünleri hayal edebilir miydiniz kızlar? He? Ya biri gelseydi size deseydi ki bak böyle 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 olucu. Ona inanır mıydınız? Kızlar. Ya yalı bizim oldu. Ahanda bu yalı bizim oldu, şanlıların oldu. Ya tamam. Halanız biraz aksiydi, huysuzdu. Ama yani bıçak kemiğe dayandı mıydı da elinden geldiğince arkamızda dururdu. Şimdiki bir işe girişti. Yaşına inat, o birilerine inat. Ben göreyim ya onun heyecanını da, korkusunu da. Siz de onun gözünün içine baksanız siz de göreceğiniz. Ya o yüzden yapmayın böyle kızlara. Onun
Onun belki de bu hayatının en güzel gününde suratınızı sarkıtmayın. İçinizde ne varsa yutun. Yuttum. Sen de yut abla. Haydi yut, sen de yut. Hadi sen de yut. Hadi ya yut ya yut. Aferin, aferin. Yani kızlar diyeceğim o ki... ...lütfen bu akşam kınada halanızın yanında olun. Tamam mı? Tamam. Hatırım için. Tamam. 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 Tamam mı abla? Tamam. Hadi tamam. Bakalım. Sen de tamam de. Bir daha duymadın. Bir yüksek sesle bir daha de. Tamam, duymadı tamam, bir daha. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Ya, tamam yapma Selin. Hani işte gül dedin gülüyoruz anne. Doğru değil mi? Evet. Herkes beni iyi dinlesin. Bak. Cin gibi olmanızı istiyorum. Tamam mı? Bu söyleyeceklerim şaka değil. Eğer bu dediklerimi yapmadığınız takdirde bu işin telafisi yok. Mesut, Sencer, siz deniz tarafında 24 saat sabit nöbet tutacaksınız. Ali, Osman, Baran, siz de girişleri görecek şekilde bu iki gün nöbet tutacaksınız, tamam mı? Oğlum kameralar var ya Ferit, abartmıyor musun sence? Hani yalının bahçesindeyiz ya. Abi, sen benim bu söylediklerimi ikiyle çarp, tamam mı? Bu araçların takip sistemi var mı? Şirket araçlarında var. Şoförlerin düzenli kullandıklarında da var. Ama şahsi kullanımlara tahsis edilenlerde yok. Mesela? Mesela seninkinde yok. Seyran'ınkinde de yok. Orhan Bey'de, Kaya Bey'de de yok. Okey, tamam. Hepsinde olacak abi. Tamam mı? Ve bunun takibi de sadece sen ve bende olacak. Bizim şirketin güvenlik müdürünü de arayın. Akşama destek yollasınlar bize. Abicim sakin mi olsak acaba biraz? Abartmıyor musun sence? Abicim bak sakin olacak zaman değil. Tetikte olacak zaman tamam mı? Sen benim örümcek isterime güven. İyi tamam. Yalnız araçların çoğu burada değil. Tamam akşama çok var işte akşama kadar halledin diyorum. Peki tamam hallederiz. Ha abi bir de yol tarafında da sabit birilerini istiyorum. Bak kulübe değil ha. Yalın ön giriş. Tamam mı? Eğer içeri tanıdık biri girse de... Senden onay almadan girmişik, okey? Tamam Ferit, tamam. Adamı söylediğine pişman ediyorsun ya. Ya peşimizdekiler belki haberciydi oğlum. Ulan sen demedin mi gözden kaçırmışlar diye adama? Haberci olsa niye saklansın? Niye izini kaybettirmeye çalışsın? Allah Allah. Vallahi sen bugün hiç yorum yapacak gündeyiz. Yorum yapma, benim dediklerimi yap ya. Bak bu işin sonunda ben haklı çıkarsam sonra sen üzülürsün ha. Umarım haklı çıkmazsın Ferit. Ama fikrimi soracak olursan büyütüyorsun, abartıyorsun bence. Ya abi sen benimle mi geçiyorsun diyeceğim. Garip olacak. O yüzden öyle demeyeceğim. Abicim biz kaç gündür ne yaşadık sen farkındasın değil mi? Dört bir yandan insanlara saldırdık. Ya bunlar günün birinde bize hamle yapacak. Yarın öbür gün bilmiyorum ama yapacaklar abi. O yüzden sen bu meseleyi abartabildiğin kadar abart. Tamam mı? Çünkü bu ailenin sorumluluğu artık bende. Büyük güç, büyük sorumluluk ister.